Kılıçdaroğlu Gaziantep'te, Gaziantep'e gitti. Böyle inanılmaz bir karşılama vardı CHP liderine. Havaalanının hemen çıkışında 14 Mayıs'ta sandığa gideceğiz. Yeni bir başlangıç yapacağız dedi. Hemen bir bilgi daha ekleyeyim. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu da Mayıs'ta iklim değişecek notuyla bir video paylaşmıştı ve CHP lideri biz Türkiye'deki muhalefetle çok uğraştığımız için adım atmakta yoruluyoruz, zorlanıyoruz. İşte en son Arifiye'deki olay. Komuta kademesi haddini bilsin. Siyaset askerin işi değildir. Alkışladıkları şey dünyayı titreten bu fırtına obüslerinin teslim töreni. Bir tane milletvekili var. Ondan da açtığım davadan 50 bin lirayı aldım. Ve onu da vakıflarımızdan bir tanesine verdik. Hiç olmazsa bir hayırları dokunsun. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefeti hedef alan sözlerini komuta kademesinin alkışlamasına muhalefet tepkili. Ancak Erdoğan da muhalefete özellikle Kılıçdaroğlu'na. Bay Kemal konuşan anayasamızın amir hükmüne göre başkomutan konuşuyor. Siyaset mi yapmak istiyorlar? Çıkarsınlar o kutsal üniformayı. Hizalansınlar Erdoğan'ın yanına. 9 Ocak'ta Katar ortaklığı özel şirkete devredilen tank palet fabrikasında fırtına obüslerinin teslim töreninde konuşmuş, özelleştirmeye karşı çıkan muhalefeti eleştirmişti Erdoğan. Ve sözü Sakarya Milletvekili CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'a açtığı hakaret davasından kazandığı tazminata getirmiş. Sonra protokolde oturan Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları da alkışlamıştır. Güzel Sakarya'mızı temsil eden bir tane milletvekili var. Ondan da açtığım davadan 50 bin lirayı aldım. Ve onu da vakıflarımızdan bir tanesine verdik. Hiç olmazsa bir hayırları dokunsun. Komuta kademesi haddini bilsin. Siyaset askerin işi değildir. Kılıçdaroğlu bu sözlerle komuta kademesini eleştirmişti. AK Parti grup toplantısında Erdoğan da hedefine Kılıçdaroğlu'nu koydu. Komutanlar o büsleri başkomutanı alkışladılar dedi. Sen ne savunma bakanımıza ne kuvvet komutanlarımıza hakaret edecek çapta değilsin. Önce haddini bil. Şanlı ordumuzun komutanlarına bu şekilde saldırmak öyle herkesin karı değildir. Yalan söylerken tamamen siyaset dışı olması gereken kuvvet komutanlarını orada alkışlamaları senin de onları alkışlatman doğru değildir.